diyen dirayetin, cesaretin, heybetin sembolü. Memur senin öncü kadınları 8 Ekim 2013'te Rosa Parks gibi Türkiye'de tarihi değiştirdi. Onun için tarihi değiştiren teşkilatın, tarihi değiştiren kadınlarına, bu hikayenin, bu destanın sahiplerine selam olsun diyor. Toplantımıza hoş geldiniz, sabahları getirdiniz diyorum. Teşkilatın kadınları olarak sizleri ayağa davet ediyorum öncelikle. Herkesi ayağa davet ediyor ve buradan bir irade beyanını güçlü bir şekilde aykıralım istiyorum. Ellerimizi havaya kaldırarak Mescid-i Aksa onurumuzdur anlamında bir sloganı beraber paylaşalım istiyorum. Mescid-i Aksa onurumuzdur. 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 ABD Orta Doğu'dan defol. ABD Orta Doğu'dan defol. ABD Orta Doğu'dan defol. ABD. Zor bir coğrafyanın çocuklarıyız biz. Zor bir coğrafyada mücadele ediyoruz ve diz çökmemek üzere bugün buradan bir kez daha yeminimizi tazeliyoruz. Mücadele ruhu bir kader olarak alnımıza yazılmıştır bizim. Bu topraklar üzerinde daima hesaplar yapılmıştır. Planların örüldüğü ve emperyalistlerin asla boş durmadığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Bizler büyük dertlerin insanlarıyız. Gündelik magazinde boğulmak bize yakışmaz. Yarını inşa etmeye talip olan 3 kıtada hüküm sürmüş, dünyaya adalet ve nizamat vermiş bir milletin evlatları, onun temsilcileriyiz. Aslanın dişisi erkeği olmaz, aslan aslandır. Güven kapasitesi, akademisyen burada, mühendis burada, doktor burada, hemşire burada, imam burada, memur burada. Dolayısıyla bu ülkenin entelektüel kapasitesi burası. Unutmayın ki tarihi kimlikleriz. Unutmayın ki tarihin yükünü taşıyan kişileriz. Biz ezik olamayız. Biz kimliğimizden utanamayız. Karşımızdakiyle konuşurken, ona muamelede bulunurken kim olduğuna bakmak durumundayız. Bize ders veremeyecek kişiler ders vermeye kalkarsa ona ayar vermek, ağzının payını vermek bizim en önemli vazifemizdir. Burada Eğitim Bilse'nin kadın teşkilatlarının tamamı burada. Onun için Eğitim Bilse özelinde bir cümle kuruyorum. Bu ülkede bir sendika, üçüncü kimlik denilen Batı'nın yeni ürettiği ve finanse ederek ülkelerin genetik yapısını bozmaya çalıştığı bir hareketin Türkiye'deki temsilciliği yaparak şubelerinde LGBTİ komisyonları kuruyor. Normal olmakta bir şey mi var diyerek anormal olmayı özendirirken, anormal olmayı özendirirken bunun toplumda yaygınlaşması için çalışıyor. Kalbini sunma, bağırsağını, dalağını, böbreğini sunma. Biz sakatatçı dükkanı değiliz. Bu ülke demokratik bir ülke. Demokrasi kalıpları sayar. Kalpleri değil, böbrekleri, dalakları değil. 49'a karşı 51'e bu ülkeyi yönettirir. 50+1'e ülkenin kaderini teslim eder. Bir kişi ülkenin kaderini verirler. Onun için sen yoksan biz bir eksiğiz demeye devam edeceğiz. Ve bu mücadeleyi büyüteceğiz, güçlendireceğiz, umudu artıracağız. Yeniden büyük Türkiye, adil bir dünya yolculuğunu
Türkiye'den bizler ayağa kaldıracak ve bunu mümkün kılacağız. Onun için Akif İnan'ın kadim dostu Erdem Beyazıt'ın "Büyüyen elimin üstüne koy elini, gelen zamanı haber veriyorum" dizesinin altını çiziyor. Ellerini ellerimizin üzerine koyan, yüreklerini